Aycan gelmiş, hoş gelmiş. Köpeği de gelmiş bir de. Ne haber? Hoş geldin ya. Hiç ayağa kalkmak da yok ya. Bıraktığım gibisiniz. Hayır, daha inmen lazım. Ondan sonra kalkacağız. Kamera yürüsünü kapıyoruz. Vallahi bilemiyorum. Evet. Hoş geldin. Kapılarda karşılanmak ister gönül. Çok iyi ya. Wow. Cookie. Cookie diyorlar ya. Rolly. Merhaba, hoş geldin. Merhabalar. Bu kez elinize sıkıyorum. Ya siz uzatırsanız ben de uzatırım. Ne haber Kemal? İyisiniz. Merhaba İlkay. Tankut abi ne haber? Hoş geldin. Merhaba Akın. Hoş geldin. Merhaba Adnan. Merhaba Adnan. Merhaba, hoş geldin. Merhaba. Şeymuz. Ha. O şey, kulakları. Emre. Aycan ayağında gelmiyor. Rahatsız da. Serum da var ya. Gel İlkay, gel. Gel. Hangi adayı beğendi acaba? Benim buradayım. Hadi git. Hiç kimse de bir şey yok ya, hiç ses. Ya hoş geldin o zaman. Hoş bulduk. Tekrar evimize. Bir şey içer misin? Yo, teşekkür ederim. Beni gördüğünüze çok sevinmediniz herhalde. Yani. Estağfurullah, nerede? Ben yok, ona demedim. Seni gördüğümüze niye tanımadığım için. Şimdi yani dedim, öyle deyince o da öyle sana diyorum algıladı da. Tanımadığımız için ben kendi adıma konuşayım. Bilmediğim için bir şey diyemiyorum. Onlara kalmış şimdi. Ben de aynı şekilde kardeşim. Beyaz gömlekliler olarak biz bir ya şey şimdi şöyle bir durum olabilir. Ben de gri kazaklılar olarak tamam. Sen bu eve geri geliyorsun ama eve geri geldiğin, evden gittiğinde de geri geldiğinde de kafandaki bazı oluşumlardan dolayı hani anladın mı? Kimse sana evet. Hoş geldiniz yeni gelin bugün adayı diyecek durumda değil yani. Oldum. Herkes gelmek zaten istedim ben diyor. De. Hoş geldiniz yani. Ya en azından yıkılmadığımı, ayakta kaldığımı göstermek istedim. Bu benim için de iyi olacak. Evet. Öyle hoş geldin. Yani. Nasıl mutlusunuz ya ben geldim diye. Adnan yüzünde güller açıyor kardeşim. Ben yok, benlik bir problem yok. Ben bak daha sen gelmeden önce söyledim. Ben o gün içimde sizin ilişkinizle alakalı sana söyleyeceklerimi, hani bugüne kadar söyleyemediklerimi senin yüzünden söyledim. Bitti benim için. Okay. Bu saatten sonra mutlu ol yani. Ben normal bir durumdayım. Yok, şu saatten sonra zaten mutlu olmayı planlıyorum. Ben normal bir durumdayım. Az önce biz bir konu konuşuyorduk zaten. Şeyle, İlkay'la. O konunun biraz şeyi var, durgunluğu. Etkisi var. Ekstra bir durum yok yani. Sen buraya geri dönüyorsun şu anda. Evet, döndüm. Geldim. Hakikaten mi? Bu kararın Aycan ne değiştirdi? Wow, çünkü senin için burada yayınlanan şey gelmeyecek. Onur için de bekar bir aday dendi. Evet, zaten benim de kararım gelmeme yönündeydi. Ama şöyle bir baktım, biliyorsunuz ben de İstanbul'da yalnız yaşıyorum ve burada yarım kalan bir şeylerim var. En azından ne olursa olsun gözümün önünde olsun, bir şeyleri bitireceksem de, devam ettireceksem de, başka bir yola gireceksem de bunların hepsi burada olsun istiyorum. Amacım bu yönde yani, ne? Ve ama kendi şimdi kararım ya. Bir de şöyle bir şey var, benim bu evde çok güzel anılarım var. Tamam. Arkadaşlarım da oldu, düşmanlığım da oldu. Eyvallah. Ben artık bu evde tekrar devam etmek istiyorum. Çünkü dışarıda bir şeyler hep yarım kalarak olmuyor, anladın mı? Burada kendimi ben de ifade edeceğim. Güleceğim de, eğleneceğim de, belki çok güzel bir aşk yaşayacağım, aile kuracağım. Bana çok zor geliyor. İkinizin burun burnuna olup da yani bize farklı, bile zor geliyor. Bana zor geliyor. Yani ben hayalini bile kuramıyorum. Ama şöyle bir şey de düşünüyorum. Sen yandayım. Dışarıdayken Onur'un burada olması daha zordu. En azından burada Onur'un yanında olacaksın yani. He's right next door. Anladın mı? Tam ya komşuda olacak. Ama inan burada olmak tek başına da zor ama tek başına dışarıdan izleyip burada olamamak da zor. Tam İkisi işte, de o çok daha zor bir durum. O daha bir zor. De bakalım ikimiz aynı evin içinde olalım belki. Böyle daha farklı olur. Onur'dan hoşlanan. İnanın ben de ne amaçla geldim, niye geldim, ne yapıyorum ben de bilmiyorum. Hayır, ben daha geçen gün doğum günüyken senin hareketlerini, tavırlarını gördüğüm anda bir takım şeylerin hala bitmiş olmadığının farkına vardım. Şimdi şöyle bir şey var. İster istemez. Ortada gerçek olan bir duygular var. İşte bunlar duygular kapanıp açılmıyor. Düğmesi yok değil mi i̇şte Seda diyorum, Hanım? Ben bunları söyledim şey zaten. Yok. Yaşadım evet. Burada. Ben çok en iyi anlayan benim bunları. O kadar iyi anlıyorum ki. Ama ikiniz de aynı ortamda bulunduğunuz müddetçe duygularınız da depreşebilir yani. Tam şu an nasıl biliyor musun? Bir köz düşün. Ya tam aksine eskisi olabilir. Kadar alevli değil. Ama evet, o ateş tamam mı? Biraz var. Ya onu harlayıp alevlendireceksin ya da suyu döküp söndüreceksin. Şu an o durumdayız.
İkisine kolay ya söyleyecek. O zaman gelişmeleri hep beraber göreceğiz. Ya inanın ben de bilmiyorum ne konuşsam. Ben sadece mutlu abi, olmaya geldim. Hayatta yalnız yani. Kalmak istemiyorum. Yani hasta olunca yalnızlık duygumu, hani yalnız kalmama ihtiyacımı gördüm. Duygular tekrar geri gelebilir ama. Ya birçok örnek mesela verilebilir. Biten ilişki hakkında ya da devam eden bir ilişki hakkında. Ama her şey yani insanlar için burada da durabilirsin. Evet. Dışarıda da durabilirsin. Bak biliyorsun benim o günkü isyanım da kendimle alakalı değil. Tamamen sizin ilişkinizle alakalıydı. Hı hı. Sana söylediklerim şeyler de sizin ilişkinizle alakalıydı. Belki senin yakın arkadaşların da onura saldırıyor. Aynı meseleden dolayı. Olabilir. Yine şimdi geldiğin enerjinle falan güzel, iyi, hoş da. Sönmesin lütfen bu enerji. Yok, yarın öbür gün yine bir şeyler olduğunda kaçacak mısın? Ben birincisi ben ilk geldiğimde kaçmadım. Ki bu ev belki şu an çok güçlüsündür. Anladın mı? İçinde bir şeyleri yenebilirsin. Ben tek başıma onu yenemedim. Bu evin bazı psikolojileri bana ağır geldi. Hassas bir anımdadır. Belki dışarıda da bir şeyler olmuştur. Atlatamadım. Ki bunları en iyi evde olarak bilenlerden birisinin sen olman lazım. Yani ben tekrar kaçma gibi bir düşüncem yok. Çünkü eskisi kadar yaralı değilim şu an. Kendimi sardım, iyileşiyorum ve bu dönemde sizden destek, yardım bekliyorum. Sonuçta ben bu evde kötü oldum. Ama bu evde mutlu olup gitmek istiyorum. Sadece bir ilişki yaşamasam bile siz bu evin psikolojisini en iyi bilen insanlar tarafından beni iyileştirseniz. Peki Nurcan anne bunu destekledi mi tekrar içeri gelmeni? Annem şöyle dedi, ben dedi şu an polyanacılık oynayamayacağım, iyi bakamayacağım dedi senin gibi dedi. Tekrar çok üzüleceksin, gitmeni istemiyorum dedi. Ben de dedim ki anne içimde kalan bir şeyler var. Şimdi sen bir hırs uğruna gelmiş olabilir misin? Hırs değil, hırs olsa 1,5 aydır yokum. Dışarıdayım ve hırslanabileceğim o kadar çok şey var ki o 1,5 ayda gelirdim. Doğum günü biraz daha seni tetiklemiş olabilir ama. Yok, inan öyle değil. Öyle olsa söylerim. Söylerim. Doğum gününde geldin, Farima'ya hesap sordun ama. Var ya. Farima'ya hesap sordun. Hesap sormadım, şey dedim. Su getireyim mi dedi. Şimdi ben de dışarıda farklı... Su getireyim mi demedin. Ondan siz hangisinden bahsediyorsunuz? Kere, ne gülüyorsun kıza dedin. Dedin ki ne gülüyorsun dedi. Ha o çıkışı diyorsunuz. Pardon siz ötekini diyorsunuz sandım. O orada gülünce şimdi şöyle düşünün. İki kişi tartışıyor. Birisi doğrudan arsız gülüyor. Sen o an kızgınsın, sinirlisin. Adam karşında gülüyor. Onu herkese yaparım. Hani bana beddua etmeden önce Farima'ya öyle bir şey söyledim. Beddua etmedim. Sadece dedim Allah yukarıda çektiğimi biliyor. Kın kın ayağının başına versin. Peki Aycan öyle bu evde... Öyle dedin yoksa Allah senin başına versin atlan Allah dedim. Senin başına versin demedim onu. Allah senin başına versin atlan aynısını dedim. Sen öyle yaşarsın dedim, bu durumun ve çok dedim. Sevdiğin dostunun sevgilisine söyledim. Neyse gidiyorum ben de. Kendine bundan sonra istediğiniz kadar konuşabilirsiniz. Onuru düşmeyin dedim deminden. Mesua kar yatağını buldum. Bir şey söyleyeyim mi? Bu anı yaz. İnşallah yaşarsın. Allah hiçbirinize yaşatmasın. Yaşadığım için zaten bunu yapıyorum. Kusura bakma. Hiç kusura bakma. Ne yapmamı istersin? Yani çok sevdiğin dostunlar... Özür dilerim, kusura bakma. Bir anlık kızgınlıkla çıkmıştır ağzımdan. Uzatmamıza gerek var mı? Yok. Artık pozitif bakıyorum. Yağmur'un Onur'dan hoşlantısını biliyor musun? En önemli yerde gitti. İntikam için gelmedim. Kimseye hesap sormak için de gelmedim. Merak etmeyin. İnşallah hayırlısı olur. Çok teşekkür ederim abicim. Çok sağ ol. Umarım hepimiz mutlu oluruz. Hayırlısı olur. Sonuna ayağı mı kırıldı? Hayırlısı olsun. Hoş geldin tekrar. Teşekkürler. Teşekkürler. Tam tarz. Gıybet sanki time devam. Sanki senin bu ayağı kayacak. Kaçın mı? Ne abi? Atat. Böyle iki de takılıyorsun. Üç adam da kullanıyorsun. Yine kendi. Bye. Tam Onur abi. Konuşulanlar Onur abi hiç bu tarafa bakmadı. Hep bu tarafa bakıyor zaten. Yani en son şöyle diyecektim. Aycan geldi diyecektim. Bakamıyor suratına. Aynen. Tam bunlar bakamıyor suratına. Ya bakmıyor. Yanlış bir algı oluşturur. Ama Adnan'ın dediğine takıldım ben. Hırs için... Arkadaşlar hırs için mi geldi, burada gerçekten mutlu olmak için mi geldi, başka amaçları mı var, bunu yaşayıp göreceğiz yani. Ben şimdi buradan değerlendirmek de istemiyorum. Aycan niye geldi, niye gitti, benim ilişkim bitmiş şu an. Siz de bunu biliyorsunuz, bu söz ağızdan bir kere çıkar. Yani bunun dışında ben başka bir şey söyleyeyim. Bakın ne kadar güçlü geldi. Hiç hasta gibi değil, hiç rahatsız gibi değil. Gayet kendini güzel bir şekilde ifade ediyor. Ben buraya mutlu olmaya geldim, tamam mı? Eğlenmeye geldim, gülmeye geldim.
kimseye sıkıntı vermemeye, rahatsız etmemeye geldim dedi. Yani biz de aynen biz de yaşayıp göreceğiz abi. Senden de özür diledi. Bir dakika, eğlenmeye mi geldim dedi? Yine tavrı pek hoş bir özür değil. Ya şimdi hani böyle evlenme. Şey yani... Aldo şöyle bakacaksın öyle abi. Yani. Sonuçta aralarında duygusal bir sorunlar yaşanmış. Bana söylediğini diyorum. Tamam işte şunu diyorum ben de sana söylediğiyle alakalı. O kadar sorunlar yaşanmış vesaire bilmem ne. Onun üzerine orada da bir sıkıntı çıktıktan sonra sana karşı söylenmiş. Söylenmese tabii daha iyi ama şey yapma, çok aldırış etme, boşver. Geçer. Bunlar da geçer. Şu tavrıyı çok bize neler neler söylediler oğlum, biliyorsun. Yani. Beni burada nelerle itham ettiler biliyorsun yani. Yani. Özür diledi ama sonuçta uzatmaya gerek yok. Yani şey, yok uzatmam. Uzatmam da... Kırılmışlığın var yani. Geçmez. Evet. Aynen öyle. Yani bir alaycı tavırla ne yapabilirim? Ne yapayım yani? Demişim işte. Özür dilerim. Adnan Aycan'dan bitti diye bir kelime duydunuz mu? Ne? Bitti diye bir kelime duydunuz mu? Nasıl yani o? Onurla alakalı bitti diye bir kelime duydunuz mu? Ben duydum. Duydun mu? O duyacak adam o da duyduysa. Ben duydum yani. Sen bittiğine inanıyor musun peki abi? Evet, benim için bitti. Senin için, bitti. Onun için bittiğine inanıyorum. Ben bilmiyorum abi, bak sadece... Onu soruyorum işte. Ya şimdi nasıl bir şey biliyor musun Emre? Şimdi ben karşımdaki bitti bitti... O hiç demiyor. Benim için bir şey, karşımdakinin bitti bitmesini değerlendirmek de çok absürt bir şey oluyor. Yani şimdi bitirmişsin, niye karşımdaki bitirdi bitmediğini tartışırsam şimdi... Aynen. Abes olacak yani, doğru, o yüzden beni ilgilendirmiyor ama... Gerçekten sevindim. Çünkü Aycan bu evden gittiğindeki enerjisini zaten izlemiştiniz burada, hatırlıyor musunuz abi? Hastane görüntüleri, ondan sonra görüntüler falan, birkaç görüntü gelmişti ya. Bitkindi, yorgundu ama bir doğum günümde geldiği enerjisi, iki bu enerjisi kendini toparlamış. Tabii. Ben ne demiştim? Evet, bizim sorunlarımız var ve bu ilişki bitti ama her şeyden önemli onun sağlığı önemli demiştim. Evet. Sağlığına kavuştuğunu görüyorum yani. Aynen öyle. Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki sen kısmetse olur. Düşlerin seni bulur. Sen yeter ki sen kısmetse olur.